Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hazırlayacağım tarif acı biber turşusu. Acı biber turşusu için 2,5 kilo kıl biber, 3 top sarımsak kullandım. Diğer malzemeleri de hazırlık aşamasına göre az sonra göstereceğim. 3 top sarımsağı kabuklarını soydum, temizledim, doğradım ve sıra geldi turşunun yapılışına. 1 yemek kaşığı doğranmış sarımsağı kavanozun içerisine aldım. İçerisine biberleri uç kısımlarını ufak ufak kırarak ekliyorum. 5 kiloluk kavanoz ve 2 tane 1 kiloluk kavanoza hazırlayacağım tarifi. Toplamda kullandığım biber miktarı 2,5 kilo. Biberleri bir gece oda sıcaklığında bıraktım. Buzdolabına koymadan biraz yumuşamasını istedim. Daha kolay kavanoz içerisine doldurayım diye sıkı sıkıya bastıracağım için biberlerin kırılmasını istemedim. Sizlere de tavsiyem biberi aldıktan sonra bir gece oda sıcaklığında bırakmanız. Hava biraz sıcak olduğu için gördüğünüz gibi yumuşaması lazım ki kavanoz içerisinde bastırdığınız zaman kırılmasın biberler içerisine sıkı sıkı biberleri doldurdum tekrardan bir yemek kaşığı doğranmış sarımsak ekledim ve tekrardan hazırladığım uçlarını aldığım biberleri ekliyorum kavanoz içerisine tekrarlamak istiyorum doldurduğum kavanoz 5 kiloluk sonrasında 2 tane 1 kiloluk kavanoz daha dolduracağım biberinizin miktarına göre kavanozun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz boşluk bırakmadan biberi dolduruyorum boşluk bırakırsanız suyu eklediğinizde biberler yukarı kalkar sıkı bastırmanız lazım biberi tekrardan sarımsak ekliyorum bir yemek kaşığı kadar doğranmış ve üzerine biraz göz kararı maydanoz ilavesi ettim 12 dal kadar iyice kapattım biberlerin üzerine sıra geldi sirkesi limon tuzu tuzu ve suyunu hazırlamaya Bir kabın içerisine bir tatlı kaşığı limon tuzu, 5 yemek kaşığı kaya tuzu, 3 su bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Tuz miktarını kilo olarak ayarlayabilirsiniz. 5 kiloluk kavanoza 5 yemek kaşığı tuz ekledim. 1 litre sıcak su ilavesi yaptım karışıma ve içerisindeki limon tuzu, tuz erimesi için kaşıkla karıştırıyorum. Kase içerisine aldığım malzemeler 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 5 yemek kaşığı kaya tuzu, 3 su bardağı üzüm sirkesi, 1 litre sıcak kaynar su ekledim ve hazırladım. Kavanozun içerisine alıyorum hazırladığım karışımı. Senelerce dursa bozulmayacak bir turşu tarifi. Toplamda eklediğim su miktarı 2 litre. Gördüğünüz gibi hazırladığımdan hariç 1 litre daha su ekliyorum ve içerisine eklediğim su kaynar su. Ağzını kapatıyorum. Sıkı sıkı şöyle çeviriyorum ki içerisine eklediğim su, sirke, tuz, limon tuzu birbirine karışsın diye. Tekrardan hazırlamaya geçiyorum. Dibine kavanozun sarımsak ekledim ve uçlarını aldığım biberleri 1 kiloluk kavanoz içerisine yine sıkı sıkı bastırarak ekleyeceğim. Gayet yapımı kolay, yemesi de çok lezzetli. Ben kış için hazırladım. Bolca yaptım. Acı biber turşusu yemeklerin yanında harika oluyor. Gördüğünüz gibi bastırarak ekliyorum. biber biraz dışarıda kaldığı için hiçbir şekilde bastırdığım zaman kırılmıyor. Yumuşadığı için tekrardan içerisine doğranmış sarımsak ekliyorum. İçerisine eklediğim sarımsak miktarı yarım yemek kaşığı kadar her kat biber ekledikçe ilave ettim toplamda bir buçuk yemek kaşığı sarımsak ekledim kavanoz içerisine tüm acı biberi iyice bastırdıktan sonra sarımsağını ilave ettikten sonra üzerine maydanoz ilavesi yapıp ağzını komple kapattım ve kenara aldım tekrardan yarım yemek kaşığı sarımsak Sonrasında gördüğünüz gibi biberi sıkı sıkı bastırdım ve kavanozu doldurdum. Aralarına sarımsak ilavesi yapıp son aşamayı üzerine maydanozu da ekledikten sonra sıra geldi. Hazırladığım birer kiloluk kavanozun sirkeli suyunu hazırlamaya. 2 tane birer kiloluk kavanoza 2 yemek kaşığı tuz 1 çay kaşığı limon tuzu 1 litre kaynar su ekledim kabın içerisine. Bu hazırladığım karışım hazırladığım 2 kavanoz turşuya yeterli gelecek. 2 kavanoz turşu için bu aşamada 1 litre su 1 su bardağı sirke 2 yemek kaşığı kaya tuzu 1 çay kaşığı limon tuzu hazırladım karıştırdım sonrasında gördüğünüz gibi turşuların üzerine ekledim ağzını kapatacağım ve 5 gün ağzı kapalı bir şekilde bekleyecek turşu 5 gün sonra turşunuz hazır 5 gün içerisinde biber turşusu oluşur mu diyenler olabilir sıcak suyla hazırladığım için. Evet oluşuyor hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. 5 gün içerisinde hazırlayıp yiyebilirsiniz. 5 gün sonra turşumun görüntüsü. Gördüğünüz gibi turşu oldu. Sizlere açıp kavanozu içerisindeki turşunun suyunu, turşuyu da göstereceğim. içerisindeki gördüğünüz gibi maydanozu aldım ve kavanoz içerisindeki biberi bir tabak içerisine alıyorum. Görüyorsunuz suyu ne kadar berrak. Hiçbir şekilde bulanık değil. Bunun sebebi kavanozun hava almaması. Kapaklarınızı yeni kapak kullanmanızı öneriyorum. Çünkü yeni kapak kullanırsanız kapağınız hava almaz. Bir tarifin daha sonuna geldim başka bir tarifte görüşmek üzere lezzetli tam kıvamında bir turşu tarifi acı biber turşusu arıyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin